Sırt kısmını kaldırıp açıyoruz. Oturma yerinin sağ ve sol kısımlarından aşağı doğru bastırdığınızda tekerlekli sandalye açılacaktır. Joystick'i yerine takarak kullanıcıya göre boy ayarı yapabilirsiniz. Kullanıcının tercihine göre joystick'i sol tarafa takabilirsiniz. Sırt gergi aparatını kilitleyiniz. Sağ ve sol kolçak altında bulunan lityum pilleri yerlerine oturtunuz. Sırt şiltesi ve oturma minderini yerlerine takınız. Ayak paletlerini bağlantı yuvaları denk gelecek şekilde yerleştirip içeri doğru çevirerek sabitleyiniz. Ayak paletlerinin boyunu kullanıcıya göre ayarlayabilirsiniz. Ayakların geriye düşmemesi için baldır destek bandını yerine takınız. Lityum pillerden gelen kablo soketlerini güç dağıtıcısı üzerindeki yerine takınız. Joystick ve motor bağlantı kablolarını kontrol ediniz. Lityum pilleri çıkartmak istediğinizde önce bağlantı kablosunu sökünüz. Ön kısmında bulunan kilitleme pimlerine basınız ve geriye doğru çekerek pilleri yuvasından çıkarınız. Yerlerine takarken de pilleri yuvasına oturtup öne doğru ittirdiğinizde pimler kilitlenecektir. Lityum pillerin bağlantısını yaptıktan sonra arka kısmında bulunan cırt bant yardımı ile kabloları sabitleyebilirsiniz. Kilitleme mandallarına basarak kolçakları geriye doğru açabilirsiniz. Kolçakları yerlerine oturttuğunuzda mandallar kilitlenecektir. Emniyet kemerini kullanıcının boyuna göre ayarlayıp mandala basarak açabilirsiniz. Koltuk açısını ön teker maşasında bulunan vida deliklerinden ayarlayabilirsiniz. Sırt kısmının arka bölümünde eşyalarınızı koyabileceğiniz cep bulunmaktadır. Manuel frenleri ihtiyaç durumunda kapatıp açabilirsiniz. Destek tekerlerinin boyunu mandala basarak ayarlayabilirsiniz. Manuel kullanımlarda motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Frenler pasif durumdayken arka tekerler dönecektir. Akülü tekerlekli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Frenler aktif durumdayken arka tekerler dönmeyecektir. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi açabilirsiniz. Üst kısmında şarj göstergesi bulunmaktadır. 3 adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu, 3 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 3 adet yeşil led tam şarj olduğunu göstermektedir. Alt kısmında 5 adet hız ayar göstergesi ve hız ayar düğmeleri bulunmaktadır. Azaltma ve artırma düğmelerine basarak sürüş hızınızı ayarlayabilirsiniz. Orta kısmında sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İvme kolunu kullanarak akülü tekerlekli sandalyeyi ileri geri sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Tekerlekli sandalyeyi kapatmak için açma kapama düğmesine basarak kapatabilirsiniz. Joystick'in açma kapama düğmesine bastığınızda joystick'in ışıkları yanmıyorsa kablo bağlantılarını kontrol ediniz. Şarj cihazının soketini pimleri denk gelecek şekilde joystick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takınız. Enerji kablosunu şarj cihazı üzerinde bulunan yuvaya takınız ve kablonun diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan açma kapama anahtarını açık konuma getiriniz. Anahtar açık konuma geldiğinde aküler şarj olmaya başlayacaktır. Şarj cihazı üzerinde 2 adet led bulunmaktadır. Kırmızı led şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı led akülerin şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda sarı led ışığı yeşil renge dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazının anahtarını kapalı konuma getirip şarj soketini akülü tekerlekli sandalyeden çıkarabilirsiniz. Ayak basma yerlerini yukarı doğru kaldırınız. Sırt gergi aparatının mandalına basarak katlayınız. Oturma bölümünün ön ve arka kısmından tutarak yukarı doğru çektiğinizde tekerlekli sandalye katlanacaktır. Mandala basarak sırt bölümünü katlayınız. Ayak paletlerini yerlerinden çıkarınız. Demonte olan akülü tekerlekli sandalyenizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. VGP110 lityum pilli tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Volex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.